Efendim merhabalar, Şiçel TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz değerli seyirciler. Mersin'de olan bitenleri hem Şiçel TV'deki haber bültenlerimizde hem haber içerikli programlarımızda hem de grubumuza bağlı radyolardaki haber bültenlerinde sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya da devam edeceğiz. Ayrıca www.intermersin.com adresinden de grubumuza bağlı bu haber sitesinden de Mersin'le ilgili haberleri takip edebilirsiniz. Değerli seyirciler, Mersin'de seçime yönelik çalışmalar başladı ve bu kapsamda da dün akşam Seçime Doğru programında AK Parti Mersin 2. sıra milletvekili adayı Doçent Doktor Yılmaz Tezcan konuğumuz oldu ve Mersin'le ve Mersin'deki sağlık yatırımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'den 2. sıra Mersin milletvekili adayı gösterilen Doçent Doktor Yılmaz Tezcan, İçel TV'de yayınlanan Seçime Doğru programına konuk oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılından 2002 yılı seçimlerinden sonra iktidar olduktan bugüne kadar yaptığı çok güzel hizmetler var. Bu sadece sağlıkla sınırlı değil. Eğitim, tarım, ekonomi, lojistik alanlar, ulaşım, bunları pek çok kalemde sayabiliriz. Ama biz burada tabii hekim olarak sağlığa daha afinitemiz, daha özel bir çabamız ve çalışmamız olduğu için ifade etmek istiyorum. 2003 yılından bugüne kadar Mersin'e 367 milyon Türk lirası sağlık yatırımı yapılmış. Çamlıhemen'deki Entegre Hastanesi dışında bizim Tarsus'ta 600 yataklı bir yeni devlet hastanesi yapma projemiz var. O şimdi hala bakanlığımızın proje aşamasında. Yeri belli, projesi devam ediyor. Temeli atılmadı ama inşallah bunu takip edeceğiz. Ve şu anda Mersin Akdeniz ilçesi içerisinde Toros Devlet Hastanemiz pırıl pırıl hizmet veriyor. Geçiyorum Kadın Doğum Çocuk Hastanesi. Eskiden Mersin Devlet Hastanesi'nin içinde kadın hastalıkları ve çocuk hastalıkları aynı binada hizmet veriyordu. Tabii ki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz o zamanki şartlarda yetiyor idi. Şimdi acil servisi yetmiyor idi. Ben geçen sene Tıbbi Hizmetler Başkanlığı yaptığım dönemde de yönetimdeki arkadaşlarla birlikte çocuk acil servisinin açılması için ayrı bir bölüm yapıldı. Daha modern, daha güzel. Acile gelen çocuklarımızın daha modern tıbbi hizmetlere kavuşsunlar, daha kaliteli sağlık hizmetleri alsınlar diye yeni bir çocuk acil servisi yapıldı. Burası yetmedi ki yetmeyecek tabii ki. Maalesef hastalarımız ikişerli, üçerli odalarda yatmak zorunda kalıyorlar. Şimdi yeni Toroslar ilçesinde yerini biliyorsunuz. Evet. 1250 yataklı bir hastane, büyük bir hastane kompleksi, dev bir hastane kompleksi yapım aşamasında devam ediyor. Ve bir sene sonra 2016 Mart ayında, tabii Allah'tan bir mani olmazsa, tek başına iktidar olursak, buradan Mersin'den çok yüksek oy oranlarıyla gidersek hizmetimiz her zaman devam edecek. Gitmesek de devam edecek, gitsek de devam edecek. Halkımıza biz bu hizmetleri lütuf olarak görmüyoruz. Bu hizmetleri biz mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Mecburuz çünkü benim annem oraya gidip tedavi oluyor, kardeşlerim oraya gidip tedavi oluyor. Mezitli için konuşuyorum. Mersin Kamu Hastaneler Kurumu bünyesinde Mezitli'ye yer tahsisi yapıldı. Yaklaşık 200-300 yataklı bir Mezitli'de devlet hastanesi planlıyoruz. Onun projelendirme aşamasını takip edeceğiz inşallah meclise girersek 7 Haziran seçimlerinden sonra. Değerli seyirciler devam ediyoruz ve şunu da belirtelim ki nükleer santral Mersin gündeminde değil sadece Türkiye gündeminde ve gündemden de asla düşmeyeceğe benziyor. Ki Çernobil nükleer felaketinin 29. yıl dönümünde Mersin'de hem Çernobil'de hayatını kaybedenleri anmak amacıyla hem de Akkuyu'da nükleer santral istemiyoruz demek amacıyla NKP bileşenleri tarafından bir eylem gerçekleştirildi.
Çernobil faciasının 29. yıl dönümü nedeniyle toplanan Mersinli çevreciler yaptıkları yürüyüş ve basın açıklamasıyla Günlar ilçesine bağlı Büyükeceli mahallesinde yapılacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne tepki gösterdi. Mersin'de nükleer karşıtı platformu üyeleri Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bilgilendirme Merkezi önüne kadar yürüdü. Burada bazı eylemciler beraberlerinde getirdikleri mumları yakarken NKP dönem sözcüsü Dr. Ful Urhan, Çernobil faciasının dünyada insan eliyle yaratılmış tarihin en büyük felaketi olduğunu söyledi. Nükleer santral ölüm demektir. Görüldüğü gibi nükleer santrallar hiç de ekonomik değil. Bir kaza olursa, ki kazalar son derece sık olmakta, ülkelerin ekonomilerini de alt üst ediyor, insanların yaşamlarını karabasana çeviriyor. Biz de ülkemizin tertemiz topraklarında ilk nükleer santralı yapımının planlandığı ilin insanları olarak bu kaderi yaşamak istemiyoruz. 40 yıldır sürdürdüğümüz mücadeleyi önümüzdeki günlerde artarak sürdüreceğiz. Ve biz bu santralı yaptırmayacağız. Hayır, santral istemiyoruz. Ardından söz alan CHP milletvekili Atıcı ise yaşanan facialara rağmen geçmişten ders alınmadığını belirterek şöyle konuştu. Akıllı insanlar geçmişten ders alırlar. Daha akıllılar ise başkalarının deneyiminden ders alırlar. Çernobil'de yaşananlardan ders almayanlar akılsızdır. Biz onların aklıyla herhangi bir iş yapmak istemiyoruz. Nükleer santralin maliyetinden bugün bahsetmeyeceğiz. Dünyanın ve Türkiye'nin enerji ihtiyacından bahsetmeyeceğiz. Bu hesapları defalarca yaptık ve Türkiye'nin şu andaki büyüme hızının iki katı büyüdüğünü varsayarsak bile ihtiyacı olan enerjinin iki katından daha fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edebileceğini hesapladık. Bu nedenle nükleer santrallere karşıyız. Bu nedenle nükleer santralleri istemiyoruz. Çünkü nükleer santrallerin bizlere, insanlara, bütün canlılara ölüm getirdiğini, sakatlık getirdiğini gördük, yaşadık. Bu konu halkın konusudur. Bu konu partiler üstü bir konudur. Çünkü bir nükleer kazada yayılan ışınlar hiçbir siyasi parti gözetmeksizin herkesin çocuğunu kanser yapacak. Santral istemiyoruz. İçer gündemine devam ediyoruz değerli seyirciler ve Mersin'de yaşanan gelişmelere grubumuza bağlı haber sitesinden www.intermersin.com sitesindeki haberlerden devam edeceğiz. Ve sitemize hemen geldiğimizde değerli seyirciler görüyoruz. Şöyle bir başlık var. Diyor ki jandarma güldürdü. Jandarma nasıl güldürdü? Bu haberin hemen ayrıntısına gelelim. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kapkaç olayı yaşandı ve bu kapkaç olayında parasını kaptıran turistin parasını jandarma kapkaççıdan kurtardı değerli seyirciler. Mersin'in Erdemli ilçesinde 50 yaşındaki Belçikalı Nadine'in yaklaşık 26 bin TL'si kapkaççılar tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma kapkaççıyı kısa bir sürede yakalayarak parayı da Nadine'e teslim etti diyor. Haberimizin ayrıntısı diğer olayla ilgili diğer konularda haberimizde yer alıyor değerli seyirciler. Ve diğer bir haberimize geçiyoruz. Intermersin.com'dan siyaset tabii ki bugünlerde milletvekili adaylarının çalışmaları da Mersin'de oldukça sıkı bir hal aldı değerli seyirciler. Ve baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü Mersin'deki çalışma programına yönelik ayrıntılar var. O ayrıntılara da kısaca değinelim değerli seyirciler. Bugün Akdeniz ilçesinde saat 11 sularında milletvekili adayları Oktay Öztürk, Abdurrahman Aytekin,
Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu'yla bir toplantı gerçekleştirdiler. Sanayi Sitesi'ni ziyaret ettiler. Şu sıralarda da Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ediyorlar. Yenişehir ilçesinde şu sıralarda başladı. Milletvekili adayı Ali Rıza Bozkurt esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyor değerli seyirciler. Ve esnaf ziyaretleri ikinci caddede gerçekleşiyor ve civarında gerçekleşiyor. Saat 12'ye kadar devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilleri değerli seyirciler şu sıralarda Yusuf Kılıç Mahallesi'ndeler. Yusuf Kılıç Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiriyorlar ve Ay Işığı Düğün Salonu önünde de vatandaşlarla bir araya gelecekler. Sohbet yapacaklar seçimlere yönelik MHP milletvekilleri. Saat 17'ye kadar devam edecek bu toplantı. Mezitli'de de değerli seyirciler milletvekili adayı Mehmet Kara Şahintepe Mahallesi esnafıyla görüşecek, vatandaşlarla görüşecek. Saat 16'da başlayacak bu ziyaret ve milletvekili adayı Ali Öz ise Milliyetçi Hareket Partisi'nden bugün Günlar'da bütün mahalleleri gezecek değerli seyirciler ve Günlar'da esnaflarla ve üreticilerle, çiftçilerle, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarla, esnaflarla bir araya gelecek ve gazi evleri ziyaret edilecek, şehit evlerini ziyaret edecek kendisi. Hasta bakıma muhtaç kişilerin evlerini ziyaret edecek. Günlarda çok yoğun bir program bekliyor Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Ali Öz'ü. Ve diğer konulardaki ayrıntılar, ziyaretlerin nerede, ne zaman olacağıyla yönelik ayrıntılar da yine www.intermersin.com adresinde siyaset bölümünde yer alıyor. Devam ediyoruz değerli seyirciler. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğimizde kontenjandan 4. sıradan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mersin Milletvekili adayı olan Mustafa Baysan, hatırlayacaksınız geçen gün bir basın toplantısı düzenlemişti ve bu basın toplantısında yapacaklarıyla ilgili bilgiler aktarmıştı ve dikkat çekici bir nokta şuydu ki ben iş adamıyım dedi. Ekonomik durumum da yerinde. Milletvekili maaşı ne kadar bilmiyorum. Ne kadar alacağımı da bilmek istemiyorum. Ben milletvekili seçilirsem milletvekili maaşımın tamamını hayır işlerine ayıracağım. Hayır işlerinde kullanacağım. Ve vatandaşın sorunlarını çözmek için kullanacağım. Her ay milletvekilliğim boyunca milletvekili maaşımı Mersinlilere harcayacağım dedi kendisi. Ve kendisi değerli seyirciler MUT'u ziyaret etti. MUT'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. MUT'tan Silifke'ye geçti. Değirmendere'ye uğradı. Kargıcak ve Kurtsuyu mahallelerini ziyaret etti kendisi. Silifke'den MUT'a geçti. MUT'ta da esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya geldi. MUT Günler Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'ni ziyaret ettikten sonra da Eğitim İş Sendikası'nı ziyaret etti MUT'ta. Ve MUT gezisinin ardından da Mersin'e dönerken de Günler'e bağlı Zeyne'ye uğradı. Ve Zeynel Abidin Türbesi'nde de dua etti. Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra milletvekili adayı Mustafa Baysan değerli seyirciler ve tabii ki bu ziyaretlerinde Mustafa Baysan'ın projelerine yönelik açıklamaları da oldu. Ayrıntılar yine www.intermersin.com sitesinde diyoruz. Ve diğer bir siyasetle ilgili haberimize geçtiğimizde değerli seyirciler Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının ve seçim sürecinde adaylarının katılımı ile Milliyetçi Hareket Partisi il yönetimi ve ilçe teşkilatlarının yöneticilerinin katıldığı oldukça kalabalık bir grupla bir yemek düzenledi ve bu yemekte yine seçim stratejileri konuşuldu ve birlik beraberlik mesajları verildi değerli seyirciler ve işte bu toplantının ayrıntıları da yine internet sitemizde intermersin.com adresinde yer alıyor diyoruz. Ve diğer bir haberimize geçtiğimizde Intermersin'den yine siyasetle ilgili diğer bir haberimize baktığımızda Demokratik Sol Parti de
7 Haziran'da yapılacak olan seçimlere yönelik startını Mersin'den verme kararı aldı ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker çarşamba günü Mersin'e geliyor değerli seyirciler. Mersin'de Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde saat 14 sularında bir toplantı gerçekleştirecek DSP Genel Başkanı Masum Türker ve o toplantıda Demokratik Sol Parti'nin Mersin milletvekili adaylarını Mersin kamuoyuna tanıtacak. Akşam saatlerinde de saat 18'de de İçel TV'ye konuk olacak ve seçime doğru programında sorularımızı cevaplandıracak Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker diyoruz ve Sayın Türker'in İçel TV'de katılacağı yarın saat 18'deki programı da Klas, Radyo Klas'tan eş zamanlı olarak canlı olarak değerli dinleyenlerimize ulaştıracağız. Takip etmenizi öneriyoruz. Ve siyasetle devam ediyoruz efendim sitemizden. Yine Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili bir haberimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut'u makamında ziyaret etti değerli seyirciler. Ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin için birlikte çalışmaya biz varız diyerek desteklerini dile getirdi. Ve o birliktelikte Sayın Aşut ve Sayın Milletvekillerinin açıklamaları oldu. Hangi konular konuşuldu? Bütün ayrıntılar yine intermersin.com sitesinde diyoruz. Ve gördüğünüz üzere seçimlere yönelik hareketlilik her geçen gün artıyor değerli seyirciler. Ve bizler de İçel TV'den grubumuza bağlı radyolardan ve intermersin.com sitesinden ayrıca İçel TV'nin Facebook, Twitter sayfalarından ve YouTube sayfasından ve İçel TV'nin internet sitesinden de programlarımızı sizlere canlı olarak ulaştırarak Mersin gündemini bütün yönleriyle sizlere aktarıyoruz diyoruz. Diğer bir haberimize geliyoruz efendim. Diğer bir haberimiz sporla alakalı, karışık bir şekilde gidelim. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Lütfi Arıboğan'ın Güney turu devam ediyor ve Adana'da bu yöndeki çalışmalarına başlayan Arıboğan Mersin'e de geldi ve Mersin'de de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. Bu ziyaretin bütün ayrıntıları da yine intermersin.com sitesinde diyoruz ve diğer bir haberimize geçiyoruz sitemizden. Geldiğimizde diğer bir haberimiz ise SES'le, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası bir basın toplantısı düzenledi sendika binasında ve bu basın toplantısında Mersin SES şubesi üyeleri fiili hizmet zammı istediklerini açıkladılar. SES Mersin Şubesi'nde SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ile birlikte basın açıklaması yapan Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt, 10 yıldır sağlıkta esnek ve kuralsız çalışmaya maruz kaldıklarını iddia etti ve insanüstü çabayla insanlık dışı koşullarda çalıştıklarını öne süren Bozkurt, çalışırken ve emeklilikte de insanca yaşamaya yetecek ücret değil, açlık sınırı altında ücret alarak yaşamaya çalışıyoruz. Artık yeter. Talebimiz açık ve nettir sağlık çalışanları olarak. Seçimler yaklaşıyor ve vaatler havada uçuşuyor. Biz boş vaat değil, hakkımız olanı istiyoruz. Hemen şimdi fiili hizmet zammını istiyoruz dedi. Ve ayrıntılara yine sitemizden ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve intermersin.com sitesinden haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli seyirciler. Bir haberimiz var hatırlayacaksınız. Ocak ayında 2015 yılının ilk ayında Toroslar ilçesinde bir portakal bahçesinde bir cansız beden bulunmuştu ve bu cansız bedenin bedeni bu kişiyi öldüren kişilerde öldürdükleri kişinin tanınmaması için de yüzüne zarar vermişlerdi. Yüz derisini soymuşlardı. Emniyet birimleri yapmış oldukları çalışmalarda bu kişinin Suriye uyruklu bir kişi olduğunu ve Özgür Suriye ordusunda da Mersin'e gelmeden önce keskin nişancı olarak asker olarak görev aldığını belirlemişlerdi. İşte o cinayetin izlenmesi
izini süren emniyet birimleri cinayeti çözdüler. Mersin'de geçen Ocak ayında bir portakal bahçesinde bıçaklanmış, boğazı kesilmiş ve yüz derisi soyulmuş halde bulunan Özgür Suriye ordusunun keskin nişancısı 30 yaşındaki Muhammed Salih'in Suriye'de öldürdüğü kişinin abisi ve yakınları tarafından intikam amacıyla Mersin'de Toroslar ilçesinde bir portakal bahçesinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti aydınlattı Mersin Emniyet Teşkilatı. Ayrıntılar yine sitemizde diyoruz efendim. Devam ediyoruz ve az önce haber bültenimizde görsel bir şekilde size ulaştırdığımız üzere Mersin Nükleer Karşıtı Platform'un düzenlemiş olduğu Akkuyu'dan nükleer santral istemiyoruz ve Akkuyu'nun 29. Çernobil felaketinin 29. yıl dönümünde de dünyaya mesaj göndererek yeni Çernobiller istemiyoruz temasıyla gerçekleştirdikleri eylemin ayrıntıları yer alıyor sitemizde değerli seyirciler. Ve efendim Mersin'le ilgili bütün ayrıntılar hem sporda hem ekonomide hem siyasette ve güncel olaylarla ilgili asayiş olaylarıyla ilgili bütün ayrıntılar grubumuza bağlı www.internmersin.com sitesinde sizlere aktarılıyor diyoruz. Ve şimdi efendim kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrasında yerel gazetelerle birlikte olacağız. Bizden bir yerlere ayrılmayın. Detay programının bugünkü konuğu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. Saat 19.30'da İçel TV, Mersin FM, Radyo Klas ve İçel FM ortak yayınımızla Ali Gürken Şamiloğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Her gün, her saat. Yörük FM 105.7. Samsung Siemens yetkili bayi Mersin Canlar, Merkez İsmet İnönü Bulvarı, Yenişehir Migros karşısında. 329-2033. Mersin Canlar, İsmet İnönü Bulvarı, Hilton Oteli civarında. 325-8175. Mersin Canlar, Mezitli Bakanlık yolunda. 357-37-33. Mersin Canlar, GMK Bulvarı, Mezitli Kuyuluk kavşağında. 359-0090. Samsung Siemens yetkili bayi Mersin Canlar, Mersin'de her yerde. Ümit Oto Peugeot Citroen özel servisi. Her marka aracınızın son sistem elektronik cihazlarımızla arızasını tespit ediyor, uzman ekip ve ekipmanlarımızla kaporta, boya, elektrik, orijinal yedek parça, mekanik servisimizle bakım, onarım ve tamirini yapıyoruz. Dilerseniz aracınızı adresinizden alıp adresinize bırakıyoruz. Ayrıca kaza anında çekici ve kaza tutanağı hizmetlerimiz bulunmaktadır. Detaylı iç temizlik ve otoboya koruma sistemiyle hizmetinizdeyiz. Ümit Oto Peugeot Citroen özel servisi GMK Bulvarı Mezitli Gedizler Opel karşısında. 358-25-01-02 358-25-01-02 Mezitli Mersin. ümitotoservis.com.tr. Mersin'in yeni sesi. İçel FM. İçel FM 95.0. Adopen ve Vinopen Mersin distribütörü Yapısan PVC.
bu pencere teknolojiye açılıyor. Antalya'daki modern tesisleriyle geleceği bugünden yakalayan bir kuruluşa, dünya çapında bir markaya. Daha iyi hizmet için Mersin Sanayi Sitesi içi Mobilyacılar Bölümü 6172 Sokak numara 2'deyiz. İletişim 237-67-66, 237-67-66 Mersin. Adopen Mersin Distribütörü, Winopen Çukurova Güneydoğu Distribütörü, Yapısan PBC. Hadi gel bize katıl, coşkuya takıl, aç kulakları dinle şimdi. Hedefi belli, en iyisi Radyo Mer, Mersin'in zirvesinde Radyo Mer. Kaliteli sesi dinle Radyo Mer, 100.4 Radyo Mer. O hep sizinle. O hep sizinle. Radyo Mer. O hep sizinle. En değerlilerimiz annelerimiz. Anneler gününe özel kolyeler, küpeler, yüzükler, bilezikler ve daha neler neler Numanoğlu Kuyumcu'da. Üstelik anneler gününe özel indirimler, sürpriz hediyeler ve taksit imkanıyla. 1976'dan bu yana tam 38 yıldır altın ve güvenin buluştuğu kuyumcu. Numanoğlu Kuyumcu. Numanoğlu Kuyumcu Türkiye genelindeki 18 şubesiyle birlikte Mersin'de Hastane Caddesi Evkul karşısında ve Silifke Caddesi Yoğurt Pazarı civarında. Telefon 336 50 90 237 91 87. Detay programının bugünkü konuğu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, saat 19.30'da İçel TV, Mersin FM, Radyo Klas ve İçel FM ortak yayınımızla Ali Gürken Şamiloğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Kısa bir ara dedik ama bayağı uzun bir ara sonrasında sizlerle birlikte olduk değerli seyirciler. Yerel gazetelerimize bakalım. Yerel gazetelerimizden ilk olarak bakacağımız gazete Haberci. Haberci gazetesi 1. sayfasında şöyle bir başlık atıyor. Diyor ki seferberlik zamanı. Türkiye'nin 7 Haziran'da AK Parti'ye karşı bir seferberlik anlayışıyla sandığa gitmesi gerektiğini belirten HDP'li Dengirmir Mehmet Fırat, "Ben diktatörlük tarzı bir başkanlık sistemini isteyen AK Parti'yi çok iyi tanıyor ve neler yapabileceklerini çok iyi biliyorum." dedi. Kendisi Yenişehir ilçesinde katıldığı seçim toplantısında AK Parti'den neden istifa ettiğine yönelik açıklamalarda bulundu. Hem Haberci gazetesinde bu açıklamalar yer alıyor hem de www.intermersin.com adresinde de Sayın Fırat'ın yapmış olduğu açıklamaları bulabilirsiniz diyoruz efendim. Ve diğer bir yerel gazetemize Hakimiyet'e geldiğimizde Hakimiyet gazetesi eskinin turistleri şimdinin sığınmacısı başlığını atıyor ve Suriyelilere değiniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın başkanlığındaki CHP İş Dünyası grubu üyesi milletvekillerinin Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Adana ve Hatay'da yaptıkları incelemeler ve görüşmeler sonrasında hazırlanan raporda İç savaştan önce özellikle Akdeniz ve Güneydoğu illerinin ticari hayatına katkı sunan Suriyeli turistlerin savaşla beraber sığınmacı olduklarına vurgu yapılıyor ve sığınmacıların bu illerdeki yaşam standartlarına yönelik bilgiler yer alıyor bu raporda. Raporun ayrıntısı Hakimiyet gazetesinde yer alıyor.
Hakimiyet'ten diğer bir gazetemize, Spor gazetesine, Paskoli'ye geldiğimizde Paskolik gazetesi taciz mi yoksa haciz mi başlığına atıyor ve hatırlayacaksınız Mersin İdman Yurdu Sivas Spor'la karşılaşmak için Sivas'a gittiğinde Mersin İdman Yurdu'nun otobüsüne ve Mersin İdman Yurdu'nun spor malzemelerine haciz konulmak istenmişti. Eski futbolcu kaleci Ahmet Şahin'in 300 bin TL'ye yakın bir alacağına yönelik Mersin İdman Yurdu'na yönelik icra işlemi başlatması nedeniyle İdman Yurdu Sivas'ta icra ile karşılaştı. Tabii bu durum yönetim ve teknik heyetin canını sıktı. Hem Ali Kahramanlı hem de Rıza Çalınbay yapmış oldukları açıklamada eğer böyle bir şey varsa, böyle bir icra gelecektiyse Mersin'de de gelebilirdi. Kulüp binasına gelebilirdi, tesislere gelebilirdi. Ama neden Sivas seçildi bunu anlayamıyoruz. Neden Sivas deplasmanı değil de başka bir deplasman olsaydı demek ki orada da böyle bir şey bizim başımıza gelecekti. Neden böyle bir yolu seçtiler bunu anlayamıyoruz dedi. Hatta Ali Kahramanlı Ahmet Şahin'i şantaj yapmakla suçladı ve bizimle direkt iletişime geçmiş olsaydı böyle bir şeye gerek yoktu. Biz kendisine zaten ödeme yapılacağını sözünü vermiştik ama neden sonrasında icra yoluna başvurduğu yönünde de açıklamalar yaptı. İşte tüm bu gelişmelerin ayrıntıları Paskolik gazetesinde yer alıyor diyoruz değerli seyirciler. Ve haftalık spor gazetesi Paskolik'le yerel gazetelerdeki haber turumuzu da sona erdirdik. Bugün de İçer gündemini burada noktalıyoruz. Hemen hatırlatalım efendim sizlerle saat 19.30'da detay programında tekrar birlikte olacağız ve bu programda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bizim konuğumuz olacak ve Mersin'e yönelik her şeyi Sayın Kocamaz'la konuşacağız. Lütfen programı takip edin. Bizde kalın. Hoşça kalın efendim.